tek bir hadise çıkarsa bütün kalfaları, ağları çöllere sürerim dedi. Aman nigar kalfa. Şu cariyeleri göz kulak ol. Hünkârımız sefere gidince Valide Sultan esip gürleyecek. Anladım. Dikkat edeceğiz. De, Hürrem'i nasıl zapt edeceğim? Baksana şuna. Haseki Sultan gibi dolaşıyor. Bak bir de ayağına çağırıyor beni. Nasıl haddini bildiriyorum şimdi bak gör. Ne oldu yine Hürrem Hatun? Süklüm Ağa, hani bana ders verecek? Esber edeceğim saray. Çenen tutulsun. Süklüm değil, Sümbül Ağa. Önce düzgün konuş. Beni çok üzdün Sümbül Ağa. Ben ister Sultan Süleyman savaştan gelsin görsün ki Hürrem her şey Sümbül'den bülbül gibi öğrenmiş. İkindiden sonra gel çalışırız. Bakarız işte. Hadi ortalıkta dolanma. Kimseye de fitne atma. Hadi. Lala Kasım Paşa geliyor sultanım. Sizler çekilin. Lala ile yalnız konuşacağım. Valide sultanım. Sizin huzurunuza kabul ne devlet. Hoş geldin Lala. Hayırlı uğurlu olsun vezirliğin. Aslanım sizi saraya davet etmekle çok yerinde bir karar almış. Onun üzerindeki emeğinizi en iyi ben bilirim. Bu mevkiyi layıkıyla taşıyacağınıza eminim. Benim de sizle paylaşmak istediğim bir husus vardı. Buyurun Valide Sultan, ne yapabilirim? Haremde benim de yakinen ilgilendiğim bir cariye var. Aslen Rutenyalı. Adı Hürrem. Müslüman doğdu. Güzel, terbiyeli bir cariye. Çok da marifetli maşallah. Sizin rahle-i tedrisinizden geçtiyse elbette mükemmel yetişmiştir Valide Sultan. Hürrem'le ilgili sizi de ilgilendirecek bir teklifim var. Hünkârım, üç etap önerim var. Bir, önce Böğürdelen Kalesi'ni alalım. İki, Siren bölgesine girip alalım. Sonra da Budin üzerine yürüyelim. Böğürdelen önemsiz bir kale. Gücümüzü bölmeyelim. Önce Belgrad'ı kuşatalım. Kaleyi alırsak Lajos'u kalbinden vurmuş oluruz. O bizi Budin'e beklerken. Hünkârım, Belgrad'ın nasıl sağlam bir kalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar aşılamadı. Eğer hedefimiz Belgrad olursa alınacak bir mağlubiyette ordunun morali perişan olur. Ama Böğürdelen'le başlarsak yüksek noktada ilerleriz. Sen ne diyorsun Pargalı? Hünkârım haddim değil ama Ahmet Paşa'nın planı daha doğru. Savaş oyununu iyi kurmuş. Çok güzel konuştun Hasodabaşı. Bu savaş oyunu. Gerçek savaş böyle hesaplanmaz.
İlk hedefimiz Böğürdelen. Belgrad için Tuna'dan gelecek donanmayı bekleyeceğiz. Majesteleri Osmanlı Sofya'yı geçti. Geliyorlar binlerce askerle. Gelsinler. Hadi hadi oyuna devam. Hop. Beklemek yok. Beklersen ölürsün. Hadi. Anladım. Valide Sultan ne derse o tamam. O beni severse ölmek yok. Bir de şehzade yapacağım. Ha, Sümbül ağabeyin bir mektup yazmak istiyorum. Sultana. Aşkımı yazmak istiyorum. Benim yazı kötü. Ben söyle, sen yaz. Ben senin arzu halcin değilim. Nigar kalfayla yaz. Yeter Hürrem Hatun. Çok işim var, ben gidiyorum. Gitme Sümbül Ağa, daha çok soracak şeyler var. Hadi, hadi yeter. Hürrem bütün gün dersler alıyor. Kafasını kaldıramıyor. Sesi sedası çıkmıyor validem. Sultanım. Lala Paşa'nın oğlu Batur Bey, Edirne Sarayı'ndan sizi görmeye gelmiş. Gelsin, buyursun. Daha iyi. Hadi git hemen dediklerimi yap. Hoş geldin Batur Bey. Lala Paşa mevzudan bahsetti mi? Evet, Valide Sultanım. Hazreti Sultanım, mutluluk sığınağın. Hürrem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı, bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Ciğerimi söker atar. Nefessiz kaldım sultanım. Ayşe, çık git. Çağırmadan gelme, çık. Dolaptan şey alacaktım. Alma şey. Git dedim. Kapı kapı. Aptal kafa Ayşe. Ha. Bir de şey diyelim. Ciğeri kebap. Sinesi harap. Evet. Yaz Nigar Kalfa. Nasıl göndereceksin bu mektubu Hürrem? Sen yaz. Ben bulur yolu. Çabuk, 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 çabuk. Şerbetini emdimeyece o. Oğlum. Şeker ağa hayırdır? Mutfak ayağa kalkmış. Kime bu hazırlık? Dahi hatun geldi. Akşama davet varmış. Neyin davetiymiş bu? Benim haberim yok. Hadi oğlum hadi çabuk çabuk çabuk. Valide Sultan akşam bir davet veriyor. Sizi de bekliyor muhakkak. Kimin şerefine bu davet? En güzel kaftanlarımı çıkar. Bu gece çok güzel olmalıyım. Ne olur bir daha oku mektubu.
Yeter, güzel oldu. Yazdık işte, bitti. Gözyaşlarım durmaz. Sel oldu. Bu ayrılık ölümden beter oldu. Evet, bunu da yaz. Ayşe, git dedim. Bu odaya sak. Hürrem Hatun, kendine gel. Dayı Hatun, buyurun efendim. Valide Sultan seni has bahçeye çağırıyor. Valide Sultan mı? Beni seviyor mu artık? Ya, çok seviyor. Hayran sana. Nigar Kalfa, yardımcı olun. Valide beni seviyor. Süleyman beni seviyor. Senin ince donanma geldi İbrahim. Göreceğiz marifetini. Marifet donanmada değil hünkârım. Marifet bu büyük şanlı ordunun şahı Sultan Süleyman'dadır. Zaferinize inancım sonsuz. Büyük İskender'den daha büyük olacağınız günler çok yakındadır hünkârım. Gidelim İbrahim. Sabırla gidelim. Zaferin anahtarı sabırdır. Hava çok güzel. Şu güllere bakın. Hürrem Hatun, şu güllerden toplasana benim için. Validem, sultanım, güller de sizin kadar güzel. Hemen topluyor ben. Nazar mı değdi? Vah vah. Canı çok yanmamıştır inşallah Hürrem Hatun'un. Yanmamıştır. Endişe buyurmayınız. Naz yapıyor Hürrem Hatun. Akşam oluyor, hadi dönelim. Nigar Kalfa, Hürrem Hatun akşam bana yemeğe gelsin. Baş üstüne sultanım. Sultanım. Gülfem. Sessiz gelince duymadım seni. Dalmışım.
Mektup yazıyorum. İbrahim'e mi? Hayır, Zembilli Hoca'ya yazıyorum. Tövbe tövbe, tabii ki İbrahim'e. Ama açılmadan eline nasıl ulaştıracağım? Sultanım, Valide Sultanımız bekliyor. Şimdi sizi sordu. Sultanım, gözleriniz burada, Tuna Nehri kıyısında. Suyu, geceyi, ruhumu aydınlatıyor. Uyku tutmadı mı Pargalı? Hünkârım. Ne saklıyorsun benden? Ne haddime? Haşa. Şiir. Şiir yazmaya uğraşıyordum. O kadar kötü oldu ki sizinkilerin yanında acemi. Okuyun istemedim. Sen çok yaşa Pargalı. Güldürdün beni. Tıpkı Hürrem gibi güldürdün yüzümü. Dayı, Batur Bey ne dedi? Beğenmiş mi? Beğenmek ne demek? Ölmüş, bitmiş.
Hürrem Hatun. Gel benimle. Ne var? Kabahat mı yaptın? Ceza mı var? Gel gel, korkma. Ya Hatun, biz nereye gidiyor? Ben korkuyor. Gene ceza hapis mi? Esir mi oldum yine? Kölelik, cariyelik bitti Rutenyalı. Artık azat edildin. Edirne Sarayı'na gelin gideceksin. Sultan Süleyman beni Edirne'de mi bekliyor? Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evlendiriyor seni Valide Sultan. Ben gelin olacağım Sultan Süleyman'la. Ben onun eşi. Sağır mısın sen? Sana ne diyorum anlasana. Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evleneceksin. Ve Edirne'ye gideceksin. Bunu o küçük kafana sok. Hem de hemen yarın gideceksin bu sarayda. Yok. Ne olur olmaz. Olmaz. Saraydan gitmem. Sultan Süleyman. Yeter. Sultan Süleyman'ın adını ağzına alma. Valide Sultan karar verdi, gideceksin. Bu emirdir. Sultan'dan Allah razı olsun. Bak nasıl kurtulduk Rutenyalı köleden. Sultanım, inşallah bir aksilik çıkmaz. Ağzını ayrı aç. Şimdi o kölenin yüzünü görmek isterdim. Gidiyor. Gittiği yerde de cehennem azapları yaşar inşallah. İnşallah. Eğleniyor musun Mahide Evren? Sayenizde muhteşem bir gece oluyor sultanım. Daha da iyi günlerimiz, gecelerimiz olacak bundan böyle. Öyle değil mi Hatice? Hünkârımız Salimen Muzaffer dönsün. Ben başka saadet istemem Validem. Hadi kalk odana git. Ağlamakla değişmez. Yarın yeni bir gün olacak. Valide Sultan'la konuşacağım. Beni affet diyeceğim. Hadi odana çabuk. Gel buraya Hürrem. Hayırlı olsun gelin hanım. Ben gelin olmayacağım. Bu saray benim. Gitmek yok. Ben sultanın kadını, sevgili kadını. Yasak. Bana dokunmak yasak.
ölürsün. Daya Hatun, alın bu terbiyesiz köleyi karşımdan. Ben köle değil. Ben Hürrem. Hürrem Sultan. Ahmet Paşa, sen Semendire'den gelen takviye birliklerini de alıp Böğürdelen Kalesi'nin üzerine yürü. Bosna valisi Bali Bey Hırvatlara mukayyet olacak. Ayrıca Erdel'e de Mihail Bey oğlu Mehmet Bey akın yapsın. Önce Böğürdelen Ahmet Paşa. Kilidi orada söküp atacağız. Hünkârım, lakin durmadan hemen Budin'e yürümeliyiz. Belgrad Kalesi'ni kuşatmak için hazırlanan Veziri Azam Piri Mehmet Paşa komutasındaki askerler de bize katılmalı. Gücümüz bölünmemeli. Kuşatmanın kalkması... Dur Ahmet Paşa. Donanmanın tamamı ne vakit ulaşır Pulak Mustafa Paşa? Hünkârım az vakit kaldı. 5 günde burada. Ayrıca şu hususta Ahmet Paşam haklıdır. Belgrad Sava Nehri'nin, Tuna'nın zorlu bir yerinde kurulu. Aşağıda kale, şehir tepede. Orayı almak 2 kademeli... Sen ne dersin İbrahim? Hünkârım affınıza sığınarak... Piri Paşa'yı kuvvetleriyle geri çekmek, kuşatmayı kaldırmak... düşmanımızın üstünde korktular, geri çekildiler intibanı yaratmaz mı? Yeniçeri'nin Akıncı'nın inancını sarsmaz mı? Anlaşıldı. Bu mevzuyu daha teferruatlı müzakere etmemiz gerek. İbrahim, sen valileri, beyleri çağır gelsinler. Burayı ezbere bilenlerle mütalaa edelim. Hırsızın yaptığını gördün mü? Şeytan dedi al ayağının altına. Gitmeyeceğim diyor. Sultanın kadını benim diyor. Sen kim? Hasekilik kim? Rus köle. Sultanım bence çok korktu. O yüzden böyle had bilmez konuştu. Gidecek. Ağlasa da, patlasa da, çatlasa da gidecek. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim! Öleceğim ama gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Hürrem! Duyacaklar, bağırma! Gitmeyeceğim! Ben ne yaptım? Bana niye kızıyorsun? Sen de yılan! Onlarla bir oldun! Biliyor ben gidecek! Kes sesini! Gitmeyeceğim! Şeytanla gitmeyeceğim! Gitsin et yerine. Öldüm. Ben öldüm. Nal topladın İbrahim. Aklın nerede? Hünkârım, biz yola hedefimiz Belgrad diye çıkmadık mı? Vaz mı geçiyoruz kuşatmadan? Hatırlıyor musun? Geçen sene seninle Serdes Dağı'nda, Geyik Avı'nda, ormanda yolumuzu kaybetmiştik. Gün batımı yakın. 4 dönüyoruz, yine aynı yere çıkıyoruz. Tam o sırada karşımıza ormanda bir oduncu çıkmıştı. Kaybolduk derken nasıl bize kestirmeden yolu göstermişti? Yeter ki bir bilen çıksın karşımıza. O zaman yolu bulmak kolay. Anladım hünkârım. Özür dilerim, ben aceleci davrandım yine. İyi o vakit, gidelim. Harp divanını bekletmeyelim.
Sultanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bir şeyler yemediniz mi daha? Yok canım, istemiyor. Söyle kaldırsınlar. Bütün gece uyumadım, sabahı zor ettim. Sultanım, yoksa dün gece Hürrem'in yaptıklarına mı üzüldünüz? Hayır. Hürrem yine ne yaptı anlat. Anlatsana dahi. Gitmem, gelin olmam diye yeri göğü inletti. Bak sen şu densize. Çağır hemen gelsin. Hadsiz. Ayşe Hatun, Hürrem nerede? Yukarıda Sümbül Ağa geldi, konuşuyor. Gece yıktı ortalığı. Azar yiyordur. Ne oldu gece? Gitmem saraydan, evlenmem diye bağırıyordu. Öldüm ben diyordu. Sabaha kadar ağladı. Süklüm Ağa, sana köle olurum, kul olurum. Ne olur kurtar. Yazık Hürrem. Yapma Hürrem Hatun, elimden bir şey gelmez. Valide Sultan'ın önünde kimse duramaz. Zalim Allah kellem gider. Çok altın verdim sana. Yazık olsun. Kaçır beni, sakla. Laftan anlamıyorsun. Bitti, buraya kadar. Gideceksin. Sümbül Ağa, Sümbül Ağa. Bekle Nigar Kalfa, geliyorum. Valide Sultan Hürrem'i çağırıyor, insin aşağıya. Yürü gidiyoruz. Valide Sultan'ın huzurunda deli deli konuşma. Ne derse tamam de. Yoksa o güzel başın gider. Yürü gidiyoruz. Yürü. Hadi. Hünkârım, Mosna valisi Bali Bey ve Semendire valisi Hüseyin Mehmet Bey geldi. Divan için beklerler. Âlâ, hemen gelsinler. Sen kim oluyorsun da benim kararlarıma karşı çıkıyorsun? Senin haddin midir? Sana böyle mi öğretiyorlar? Ben ne söylersem odur, anladın mı? Sultanım, ben suçsuz. Sus! Açma ağzını. Senin suçun çok büyük. Sen ağza alınmayacak terbiyesizlikler yaptın. Senin boynunu vurdurmak elzemken gelin edip yolluyorum. Ben gelin olmam. Bana yabancı o adam. Ben Müslüman kadın oldum sultanım. Müslümana acı. Kes. Mübarek dinimizi de o yalancı ağzına alma. Daye, al götür bunu, yok et. Yok et, gözüm görmesin. Akşama kalmadan da teslim edin gitsin. Sultanım, gidemem. Teslim olmam. Ben gebeyim. Hünkârım, Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerdedir. Orayı fethettiğimizde kafirin kalbine hançeri sokarız. Belgrad, Macaristan'ın kilididir. Budin sarayında Lajos gönül eğlendirir. Ama Belgrad'ı almak, atalarınızın ahını kafirden almak demek. Piri Paşa zaten kaleyi kuşatmak için gitti. Sen ne dersin Hüsrev Bey? Hünkârım, Bali Bey doğru der. Semendire'deki her kulunuz bu menzilde canını fedaya hazır. Lakin köprü ihtiyacımız var. Eğer bir köprümüz olursa kale surlarına rahatlıkla ulaşırız. O zaman biz oradan kimse sökemez. Yeni toplar gelmiş. Onlarla Tuna'yı gümbürdetiriz.
Hünkârım, gelirken öğrendim. Bu gece Zemun Kalesi'nde düğün varmış. Komutan evleniyormuş. Yani yiyecekler, içecekler, sarhoş olacaklar. Bu gece Zemun Kalesi'ni basalım mı? Âlâ. Bu güzel havadis Hüsrev Bey. Topla adamlarını. Budim beklesin. Önce Belgrad hedefimiz. Yarın köprü inşası başlasın. Hünkârım, Zemun'a giderken siz de şeref verecek misiniz? Düğünü bizim zafer şenliğimize çevirelim bu gece. Gelin olmamak için yalan söylüyorsan seni ne yaparım biliyor musun? Biliyor sultanım. Yalan yok. Gebeğim. Sultan Süleyman'a erkek çocuk. Sus, kes. Daha odasına götürün, kitleyin. Kimse biliyor mu gebeliğini? Bilmiyor, söylemedi. Neden? Böyle bir habere nasıl söylemekten geri kaldın? Dediler tehlikeli. Çocuk büyümeden söyleme. Başa iş gelir. Çocuk, ben ölürüm. Göreceğiz başına ne iş geleceğini. Götürün şunu. Doğru söylüyor olabilir mi dahi? Ben bundan her oyunu beklerim sultanım. Ya doğruysa? Lala Paşa'ya ne diyeceğim? Oğlu da hazır, alıp gitmeyi bekliyor. Rezalet, büyük rezalet. Hünkârım, Ahmet Paşa Böğürdelen Kalesi'ni zapt eyledi. Şanlı sancağımız kalenin burcuna dikildi. Bütün yiğitlerden Allah razı olsun. Kutlu olsun zaferimiz. Bir yüzün gülsün Andre'ye. Sultan Süleyman'ı düşünme artık. O daha çok uzaklarda. Akşam Zemun Kalesi'ndeyiz ha. Kontaryel evleniyor. Düğün var. Biraz eğlenelim Andre, eğlenelim. Hürrem. Hürrem. Odadan çıkmak yasak. Valide Sultan ne yaptı? Konuşma. Sus dedi. Sen gelin olacaksın dedi. Olmaz dedim. Ben gebeğim dedim. Çocuk yok. Yalan söyledim. Yalanın ortaya çıkınca öldürürler seni. Kaçacağım. Sakla beni. Yapma, olmaz. Olacak Maria. Ben kaçacak. Kalfa, kapa kapını. Hürrem Hatun ne vakit gidiyor? Yoksa düğün burada mı olacak? Düğün dernek, davet yok. Alacak bohçasını gidecek Edirne'ye. Orada yaparlar düğünü. Sen rahat ol, yorulmayacaksın şeker ağa. Yok yok. Valide Sultan öyle bir bohçayla göndermez onu. Ne de olsa hünkârımızın pek beğendiği kızdı. Hmm. Nasıl olacak Sümbül ağa? Geldiğinde ya sorarsa nerede Hürrem Hatun diye? Sormaz, sormaz. Verin gitsin demiştir validesine. Her köşeye baktılar, bulamadılar seni Sümbül ağa. Durun dedim, ben şimdi bulurum. Girmiştir mutfağa, tıkınıyordur dedim. Nasıl biliyorum seni? Hesaplara bakıyorduk daha hayatım. Sana mı sorduk şeker ağa?
İşin yok mu senin? Hadi işinin başına. Doğru. Ben ambara inecektim zaten. İşte gidiyorum. Hayırdır Daya Hatun? Sen peşime düşmezdin. Hürrem Hatun, gebeyim dedi. Hay maşallah. Kedi gibi. Öldü sanıyorsun, sonra hop yine dört ayak üstüne düşüyor. Pes. Valide Sultan inanmıyor. Yalan bu iş. Sen şunu iyice bir konuştur. Malum senin pek bir yakının. Biliyorum. Batur oğlum, pek heyecanlı gördüm seni. Telaş etme. Hazırlıklarını hemen bitirecekler Hürrem Hatun'un. Efendim, siz nasıl uygun görürseniz. Valide Sultan'ın methettiği kadar var mı? Sen gördün. Söylenenler doğrudur efendim. Harem ağası Sümbül'e haber getirecek. İçin rahat olsun. Zevceni alıp Edirne'ye döneceksin. Nasılsın Hürrem Hatun? İyiyim. Neden kekeliyorsun, titriyorsun? Bugün senin en mutlu günün olması lazım. Gebe kalmışsın. Artık sana karada ölüm yok. Hele bir de oğlan doğurursan. Vay 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 vay. Korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Mahidevran. O kadın beni öldürür. Esas yalan söylersen ölürsün. Demin Nigar Kalfa. Sen hatırlarsın, hani Rum bir cariye vardı. Ha, evet evet, hatırlamaz mıyım? Gebeyim diye dolanmış. Hediyeleri, altınları almış. Meğer yastık bağlamış karnına. Hekim Hatun yalanını çıkarınca ortaya, karnını yarmışlar boydan boya. Saray burnundan denize atmışlar aşağı. Doğru söyle. Gebe misin? Hünkârımızdan haber var mı validem? Bugün yarın gelir. Dün gece sabaha kadar onunla uğraştım rüyamda. Su kenarında atıyla duruyordu. Elini suya soktu. Kocaman bir balığı eliyle tuttu. Bana uzattı. Balık kısmettir derler. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Aa, kim gelmiş? Ders bitti mi? Bitti. Aferin. Hatice, gel bahçede oynayalım. Sen bahçeyi boş ver şimdi. Gel, ben sana terasta ne göstereceğim. Serpildi Mustafa. Boyu uzun olacak aslanım gibi. Sultanım, duydunuz değil mi o kadının yaptıklarını? Gelin olmam... Çağırdım, konuştum. Lakin öyle bir şey söyledi ki şaştım kaldım. Sultanım, keşke muhatap olmasaydınız o terbiyesizle. Her türlü kem söz var onda. Gebeyim dedi. Yalan. Yalan söylüyor. Padişahım, hazinemiz geldi. Dağ taşı inleteceğiz bu gece.
Şunun neşesine bir bakın. Sanki matrak oynamaya gidiyoruz. Savaş da bir oyundur Pargalı. Her oyun gibi kaideleri vardır. Nerede hamle yapıp nerede geri çekileceğini evvelden iyice düşüneceksin. Hep dersiniz hünkârım. Sabır en kuvvetli silahımız. Nehrin kıyısında yeterince beklersen düşmanlarının cesetleri yüzerek gelirmiş İbrahim. Yedi cihan nasıl cenk ettiğimizi görecek, duyacak, bilecek ve korkacaklar. Lakin kimse bizi muzaffer kılanın ne olduğunu bilemeyecek. Sizinki Cenk'e oturmuş kılıç sallıyor. Ne oldu? Bir haber mi geldi? Şehzademiz kılıç sallıyor dedim sultanım. İbrahim demedim. Sen sus. Halidem duyacak. Sultanım, Lala Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış. Hadi ne zaman hazır olacak gelin demiş. Korktuğum başıma geldi. Ne diyelim şimdi? Sümbül Ağa konuşmuş mu Hürrem'le? Bayağı gözünü korkutmuş. Ağzından işin doğrusunu alabilmek için. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben gebeyim, gitmem diyormuş sultanım. Yalancı. Yalancı şeytan. Böyle olmaz. Akşam hekim kadına gizlice götür baksın. Kimse görmesin. Öyle hallet daha iyi. Lala Paşa'yı da oyalayayım biraz daha. Yarına kaldı diyeyim. Hürrem. Doğru söyle kurtul. Bebek yok. Doğru. Yok. Aşk var. Ben aşık Süleyman'a. Süleyman yok. Gitmem Edirne'ye. Başka erkek bana el sürsün, ölürüm. Sen esaslı aşık olmuşsun. Yazık sana. Maria, sakla beni. Verme onlara. Sakla. Tamam. Saklayacağım seni. Çık dışarı. Hadi. Geliyorlar. Beni öldürecekler. Lala Paşam, Valide Sultanımız hazırlık geç vakit bitecek. Yarın sabah teslim alsın cariyeyi derler. Sultanımız öyle uygun görmüşse makuldür. İyi, o vakit anası bir gece daha sarılsın oğluna. Yapma. İndir o elindekini. Ver bana. Vermem. Git. Hürrem Hatun. Hadi ver onu. Bak yaralanmışsın. Gel elini saralım ha. Elin kanıyor yazık. Hadi ver onu.
Gel şu elini saralım. Akşam hekim muayene edecek seni. Hayır! Dokunmasın! Bebek düşer. Yeter ama Hürrem. Çocuk eğiliyoruz sanki. Hekim kadın görecek o kadar. Nigar Kalfa, ayrılma buradan. Argalı. Gond, Ariel, Lady Victoria. Kont Ariel, size sonsuz saadet diliyorum. Gerçi bu akşam burada küçük bir düğün oldu. Ancak Osmanlı Sultanı'nı topraklarımızdan atınca size daha büyük bir düğün yapacağım. Bu dinde, sarayımda. Eğlenmenize bakın. Osmanlı Zemun'a gelemeyecek. Büyük bir bozgun hazırlıyorum Sultan Süleyman için. Kadehimi Victoria'nın duanın arkasındaki güzelliğine kaldırıyorum. Yaşasın kral! Hünkârım, kalede kralla üç de varmış. Düğünün baş misafiri oymuş. Âlâ. Düğünümüz başlıyor. Topçular hazır olsun. Hazır mısın matrakçı? Hazırız hünkârım. Öldüğün ölelim. Ölmeyin. Öldürün. Yok. Süleyman var. Duanızı açabilir miyim Victoria? Andre? Muhteşem.
Eğlencemiz başlıyor İbrahim. Hazır mısın? Hazırım hünkârım. Haydi aslanlarım! Gazınız mübarek olsun! Okçular! Osmanlı'yı yenmemiz için, benim büyük savaşlarım için çok çocuk yapın. Gazali'ye tren! Nahap! Geçti. Efendim, hemen buradan uzaklaşmalısınız. Güveniniz için, hemen. Süleyman, yardım et. Gel. Kurtar aşkım.
Layoş nerede? Arıyorlar hünkârım. Kaçamaz kafir. Altına bakın demedim mi size? Her taşın alt... Hünkârım. Levş kaçmış. Kalk giyin. Bitti. Hekim kadın. Öldük artık. Nedir söyle. Hadi söylesene. Gözün aydın, gebesin. Şükür.
Uyku mu tutmadı? Yok. Size bir bakayım istedim sultanım. Söyle dahi, sonuç ne? Doğru söylemiş sultanım. Gebe. Allah'ım şükran sana. Oğlum. Allah'ın sevgili kuluyum hünkârım. Bu kutlu günde sizin yanınızda olmayı nasip etti bana. Belgrad'a gidiyoruz. Mahkus tarihimizi değiştireceksiniz. Gidelim Pargalı. Bu menzilde kaderimiz neyse görelim. Gidelim. Rabbime yalvarıyorum. Ya Rab, nice kere dua ettim, kabul ettin. Yine senin rızanı dilerim. Beni bütün Müslümanlara kurban eyle. Ama tek bir mümini küffar elinde mağlup edip helak eyleme ya Rabbi. Amin. Bugün çıktığımız yolda bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Duydunuz? Müjde verdi mi Ayşe Hatun? Hürrem Sultan gebe. Şehzade geliyor. Dedi mi cariyeler? Sus. Yavaş Hürrem. Yalan çıkacak. Yalan söyleyen fitne atanlar kör olsun Maria. Hürrem Hatun yok. Hürrem Sultan de bana. Şehzade anasıyım. Gitmiyorum. Bu sarayda doğacak çocuk. İnşallah öyle olur Hürrem. Dua et Allah seni korusun şerden Kemgöz'le. Sümbül Ağa burada. Sümbül Ağa. Sümbül Ağa, ben Müslüman olmak istiyorum. Beni Müslüman yap. Gir içeri. Allah belasını versin. Kurtulacaktım. Gidecekti. Gebeymiş. Doğuramasın. Dölü düşsün inşallah. İnşallah hevesi kursağında kalsın sultanım. Keşke. Keşke ölse de bitse bu işkence. İçmeyeceğim. Bu ne? Hekim vermişti ya. Suhulet verir dedi. Birkaç damla damlattım. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. İyi. Madem o kadar faydalı içeyim. Şişeyi bana ver saklayayım.
Mustafa'nın eline geçmesin Allah muhafaza. Çocuklara bak. Dünya umurlarında değil. Harp, darp, açlık kaygısı yok, oyun oynuyorlar. Keşke Mustafa'm da şuradan çıksa gelse, boynumu atılsa. Neredeyse iki ay oldu hünkârım şehzademizi görmeyelim. Özlemişsinizdir elbette. Mustafa da Hürrem de aklıma düşünce fena oluyorum. İçim titriyor. Sen de yüzünü güldürecek birini bul Pargalı. Yalnızlık zor zanaat. Sizin yanınızda, yamacınızda kulunuz olmak benim için saadet kaynağı hünkârım. Gene lafı bana döndürdün. Sana şiir yazdıran neyse ben onu merak ederim. Kim bu bahtsız? Seni merak etmiştim. Haberi duyunca koştum geldim. İyi misin? İyiyim, merak etme. Kader böyleymiş. Ne yapsak boş. Sen nasılsın? Bizim dertlerimizle uğraşıyorsun, kendine hiç bakmıyorsun sultanım. Esas senin gençliğine, güzelliğine yazık. Solup gideceksin bu sarayın içinde diye endişeleniyorum. Validem de aynı şeyleri söylemişti geçenlerde. Verecek beni yine birine. Korkuyorum. Kimdir nedir sen biliyor musun? Bilmiyorum ama... senin gönlünden geçen biri mi var yoksa? Yok. Korkma. İçini ferah tut. Valide Sultanımız bugünlerde kimi evlendirmeye kalkışsa ters oluyor. Ne yapalım Batur Bey sıkıştırıyorsa? Beklesinler dedim ya. Sultanım gerçeği söyleyelim. Tabii söyleyelim. Hürrem Hatun gebe, onu veremeyiz. Başka verelim mi diyelim? Sözümü iki paralık mı edeyim daye? Aklını mı kaçırdın? Akıl mı kaldı bende? Bağışlayın. Hasta deyin. Ateşler içinde yanıyor. Durumu kötü. Yola gidemez deyin. Beklemesinler. Sonra iyileşince. Yani bu minvalde bir şeyler söyleyin. Hürrem Hatun ne yapalım? Ne buyurursunuz? Süklüma. Süklüma. Ay dilin kopsun. Ne var? Açım ben. Yemek istiyor. Bana ne? Yemek gelmedi mi? Yemedin mi? Oğlumla ben. O büyük kuşta. Hani içinde pilav dolu. Bıldırcın mı çekti canın Hürrem Hatun? Bak kendine gel, tepeme attırma. Git herkes ne yiyorsa onu ye. Tepeni tut. Uçar Sümbüla. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor. Buldurcu. Onun canı çekti. Hürrem. Çabuk. Valide Sultan seni istiyor. Hadi. Hadi. Sümbüla, buldurcu unutma. Açız. İnnallâhe me'assâbirîn. Sultan mektup için ulak bekliyor. Verin bana geç olmadan. İbrahim'in eline mutlaka ulaşır değil mi Gülfem? İçinizi ferah tutun. Hazinedarın ulağına teslim edeceğim. En emniyetli vaziyette gidecek. Siz Hürrem Hatun'un müjdesini de yazdınız mı? Hı hı. Yazdım. Biraz evvel ilave ettim. Artık hayırlısı Allah'tan. Nahidevran iyi görünüyor. Sakin duruyor ama ben endişeliyim Gülfem. Ya bir delilik yaparsa yine? Benim fikrimi desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum hünkârım.
Belgrad hepimizin arzusu Piri Paşa. Ben hakikati destekledim ömrümce. Akıl, şuur bunun için lazımdır. Sen kalenin surlarına göre yerleştirdin mevzileri ama yetmez. Topların da bu tepelerden uzun menzilde takviye yapması şart. Burası zorlu bir kale. Köprü inşası yetişecek mi? Gece gündüz çalışıyoruz. Bir haftaya kalmaz biter. Kanalları kazıyoruz. Lağımcılar bir hayli yol kat etti hünkârım. Böğür delen Zemun kalelerini aldık. Ama Belgrad bizim olmazsa neye yarar paşa? Bu yalçın kaleyi almadıkça huzur haram bana. Hançerim tam kalbinden vurmalı Tunay'ı. Niye çağırdı Valide Sultan? Yine azar gibi ceza mı var? Bilmiyorum. Çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol. Kafanı salla. Çok da konuşma. O zaman yollamaz. Bak, çok yüz veriyorsun bu Hürrem Hatun'a. Yarın öbür gün tepemize çıkar bu. Bugün bıldırcın isteyen yarın fil ister. Atıp tutma, işini yap. Hatun padişahtan gebe kaldı. Var mı daha ötesi? Mecbur vereceğiz istediğine. Hayırdır? Seni çok hoş tutuyor Zahar. Kese kese altın mı veriyor sana? Senin dilin uzadı şeker ağa. Çarşı esnaftan sana gelen keseleri de söyle. Ah, efendim, afiyetle yesinler, buyursunlar, hazır buldurcunlar. Revani tepsisini de bana yolla. Canım çekti. Hay hay. Hay hay. Bir kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Bundan böyle kusur yapmayasın diye çağırdım. Bu sarayda gebe hatunlar belli kaidelere göre yaşarlar. Nigar Kalfa öğretti bana ezber. Öğrendiklerini unutma sakın. Çocuk sağlıklı doğmalı. O yüzden gebeliğin ilerleyince özel odaya alınacaksın. Ortalıkta öyle dolaşıp cariyelerle hadise çıkarmayacaksın. O çocuk zarar görürse seni yok ederim. O senin çocuğun değil, Ali Osman'a aittir. Bunu aklından çıkarma. Git şimdi. Nigar Kalfa, şerbet tatlı dağıtılsın. Herkes bilsin ki Hürrem Hatun, Sultan Süleyman'ın canından can taşıyor. Nigar Kalfa, kimden bu şerbet? Hürrem Hatun'un gebelik müjdesi için Valide Sultan Hazretleri ikram yapılsın dedi. Duydun mu, doğruymuş. Doğru söylemiş, işte hamile. Şanslı hatun, azimli işte. Dedikodu yapmayın, günah. Bir hayır duası etsenize. İstemez. Süleyman, senin için ölürüm ben.
Yüzün bozuk, ne oldu? Valide Sultan o cariye için şerbet tatlı dağıttırıyor haremde. Kutluyor. Hani size de yapmıştı ya. Biz de helvasını dağıtırız, belli mi olur? Zaman ne gösterir bilinmez. Valide Sultan sizi çağırıyor. Sesimi kısmak için mi çağırıyor? Sus ve bekle demek için mi çağırıyor? Kederden ölsen de bu senin kaderin demek için mi çağırıyor? Ya Rab, padişahımızın ve askerlerinin kılıçlarını keskin eyle. Amin. Askeri İslam'ı daima mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin adını yüceltmek, dünyaya yaymak ve rızanı kazanmaktan başka bir amacı olmayan neden top atışına başladılar hünkârım. Haydi aslanlarım! Buyurun kaleyi toplarınızla! Uykuya rahmedin bu kafirlere! Ölüp kurtulmak için yalvarsınlar! Gösterin toplarınızın önerilerini! Koru beni. Bebek olacak. Kızın çok aşık oldu. Süleyman İyi Sultan beni çok seviyor. Büyük savaşa gitti. Ona bir şey olmasın. Benim için, doğacak şehzade için dönsün. Thank you.
Kaldırın şu kafirin tahtını. Korkmayın. Türkler aman dileyene el kaldırmaz. Belgrad artık Osmanlı toprağıdır. Ben de hükümdarınızım. Süleyman'ın adaletini siz de göreceksiniz. Biat ederseniz sizi kullarımdan ayırmam, korur kollarım. Hayatınızı refah içinde yaşamanızı sağlarım. Pir Paşa, bir sene buralardan vergi alınmaya. Devlet-i Aliye'nin hazinesinden 2 milyon akçe verile. Şehir tamir edile. Tez, yeni cami ve medrese inşası başlaya. Şehrin ve civarındaki arazilerin tahriri yapıla. Aman dileyen ahali payitahta götürüle. Bali Bey, Semendre ve Belgrad'daki sancağa sahip çıkacak validir. Tek etkilidir. Böyle geçsin zaptı. Duyurulsun her yer. Zaferimizin haberini sizden duydum ya Lala Paşa. Çok şükür Rabbim dualarımı kabul etti. Aslanım nice zaferler getirecektir devlet-i aliyeye. Hem de öyle bir zafer ki sultanım. Kafir Layoş kaçmış, saklanıyormuş. Tez ahaliye duyurun ki şenlikler başlasın. Biz de hünkârımıza dönüşünde görkemli bir karşılama hazır edelim. Merak buyurmayın valide sultan. Bir de müsaadeniz olursa benim bir sualim olacak. Mahtum Bey çok merakta. Cariyeniz hala iyileşmedi mi? Hayli zaman oldu. Bir görüşte meftun olmuş zavallı. Ne yapsak? Vaziyeti hala ağır. Şifası da ümitsiz sanki Lala. Öyle mi? Vah vah. Çok da genç. Yazık. Büyü benim oğlum, büyü. Hürrem, ya kızın olursa ne yapacaksın? Bak üzülme sonra. Erkek olacak benim çocuk. Biliyorum ben. Benim oğlum babası gibi sultan olacak. Kral olacak. Annesi için her şey yapacak. Kızlar dolanmayın boş boş. Hadi inin aşağıya. Terzi Hatun bekliyor. Geliyorum şimdi. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun gel benimle. Nereye gideceğiz? Gel işimiz var. Ben gebeğim. İş yapmam. Hürrem Hatun gel diyorsam gel. Senin hayrına hadi. Bak
senin hayrına dedi. Söz ver. Kötü şey yok. Yok yok, sevineceksin. Hadi gel. Hadi. Bursa ipeklisi bu. Ben bundan istiyorum. Bu renk sana yakışmadı. Bana yakışır. Vermem. Ben beğendim bunu. Yavaş, başımı şişirdiniz. Sırayla hepinize bakacağız. Oo, Hürrem Hatun maşallah, karnın büyümüş. Ne giyersen uymaz şimdi. Hürrem Hatun, kumaşlarını seç de hemen yeni esvaplar dikilsin. Beğenmedim. Bunları giymem. Nigar kafam. Benim sandıkta hünkârımın hediye kumaşları var. Bu kumaşları... ben giymem. En güzel ipekler. Sultanlara layık. Kaldırın şunu. Hünkârıma layık olmayan çirkinlikleri kaldırın yolumun üstünden. Hünkârımın haremdeki çirkinler gidecek. Sadece güzellikler kalacak. Saray senin gibi cariyelerle dolu. Çok yakışırsın oraya. Şehzade Doğru nasıl gider bu saraydan? Oğlan doğuracağını nereden biliyorsun? Biliyorum. Erkek olacak. Sonra yine erkek olacak. Sonra yine erkek olacak. Yine erkek olacak. Hekim vermişti ya, suhulet verir dedi. Kaç damla damlattı. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. Mustafa? Sabahtan beri asker oldum, hadi oynayalım. Nesine? Yenildin doymuyorsun değil mi matrakçı? Hala nesine diyorsun be? Bak alırım o hançerini ha. Yo onu vermem. Hünkârımın hediyesi o. Biliyorum, bilhassa o yüzden diyorum ya. Has oldu başım. Payitahttan ulak geldi. Mektuplar var. Bana ver, hünkârımız meşgul. Ben bir aile veririm. Size de var efendim. Tamam. Kabul ediyorum teklifini. Ama hançerime karşılık sen de o mektubu bana okuyacaksın. Yok tamam, vazgeçtim. Git başkasını. İyi, ben de vazgeçtim. Oynamayacağım. Git başkasını bul matrakçı. Haydi. Yok mu benimle matrak atacak bir yiğit? Fazla paranızı almam. Haydi.
Ne güneşin aydınlığı, ne de gecelerimin parlayan yıldızları yardım etmiyor kanayan yüreğime. Kaç kez ay hilal, kaç kez dolunay oldu yoksun. O mermer teras soğuk, karanlık, kimsesiz sahibini bekler. Rüyalarımda keman sesini duyunca ağlayarak uyanıyorum. Sabah ezanına kadar dualar ediyorum Rabbime. Rabbim, benim mehtabımı, yıldızımı koru. Öndeki karanlığı kaldır ışığın. Merhametinle yol göster seferde olanlara. Tez zamanda kavuşsunlar ardından ağlayan. Gözüm sana emanet. Unutma beni. Saraydan sevinçli haber de var. Hürrem Hatun gebe. İnşallah yine hala olacak. Hürrem gebe. Sonunda başardı. İşte bu kumaşlar bak. Çok güzel. Çok asil. Ben bunlara layık. Dilini tutmazsan sonun hayır değil Hürrem Hatun. Maydevran Sultan'a neler dedin? Yüzü böyle dalgalandı. Yüzüne bir şaplak patlatacak diye çok korktum vallahi. Korkma. Bir şey yapamaz bana. Sultan Süleyman var. Şehzadem var. Oğlum geliyor. Ya bir şey olursa? Ya kız olursa? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bizim aklımızın ermeyeceği. Allah'tan hayırlısını iste. Yakıştı mı? Hı? Hazır mısın Celalzade? Hazırım hünkârım. Rahmetli hünkârımız Sultan Selim Han'dan sonra sizinle yazacağım ilk fetihname. İnşallah çok fetihnamelerinizi yazmak nasip olur. Yaz. Fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki Müslümanlar üzerine şart ve farz olan gaza ve cihat farzını eda etmek için Macarların üzerine yürüdüm. Kısa zamanda uzun mesafe kat ederek kafir ülkesine girdim. Belgrad öyle bir kale ki, binasının ayakları balık pençesinde olan, kuleleri gökteki kuzey yıldızının ayağını öpen, insan gücüyle yapılması mümkün olmayan bir kale. Padişaha Allah'ın yardımının ulaşması ile o surlar kuşatıldı. Yiğitlik denizinin timsahları olan Yeniçeriler, kalenin o yüksek burçlarına çıktılar. Kafir düşman yenildi. İslam'ın gül bağının esintileri kalpleri doldu. Ben kötü çalıyor. Olmuyor demekle kaçamaz. Olacak. Savaş çıktı. Geliyorlar. Kızlar sakin olun. Hünkârımızın şerefine top atıyorlar. Belgrad'ı almış, savaş kazanmışız. Dönüyor. Hünkârım, sultanım geliyor.
Peygamberimizin şeriatı ve kanunlarımızın hükümleri eksiksiz uygulandı. Divanda beyler ve vezirlerle teatide bulunuldu. Mevsim serte kesmeden muzaffer ordumuza payitahta dönme emri verdi. Hünkârım, iş bu fetihname Eylül 1521'de Belgrad ordugahında yazılmıştır. Doğrudur Celalzade, çekilebilirsin. Hünkârım, payitahttan evraklar ve mektuplar geldi. Haznedar ve defterdar vesikaları ve de Hürrem Hatun'dan bir mektup var. Evraka sonra bakarım. Hürrem'in mektubunu ver. Hasreti Sultanım, mutluluk sinam. Hürrem kolunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı, bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Hünkârım, hayırlı bir haber daha var. Hürrem Hatun gebe kalmış. Burada öyle bir şey yazmıyor. Sen nereden biliyorsun? Haremden bana gelen bir tezkere var hünkârım. Sağlıklı nur topu gibi bir şehzade gelir inşallah. Ya Rabbim, Süleyman kulunu bugün kaç kez sevindirdin? Top atışları başlasın mı hünkâr? Başlasın Pargalı. Osmanlı bu dine gelmeye korktu. Sultan Süleyman kaçarak geri çekiliyor topraklarımızdan. Bu güçlü savunma için şövalyelerime şükran borçluyum. Efendimiz, yaşam icabı kulaklarım iyi duymuyor olabilir. Ama görüyorum, kör değilim. Gerçekleşen bir tane zafer yok. Belgrad gibi çok önemli bir kalemiz ve şehrimiz zapt edildi. Halkımız ve kilise bu gerçeği kabul etti. Zafer bu mu? Kardinal Paul, siz benim söylediklerime yalan mı diyorsunuz? Kilisem yalana karşıdır efendimiz. Yalan en büyük günahtır. El Sultano Solimano e realizzato Sultan Süleyman bir asırdır atalarının yapamadığını gerçekleştirdi. Lajos uyarılarımızı hafife aldı, dinlemedi, hata yaptı. Macaristan ortasından bölündü. Müslümanlar Avrupa'da artık. Herkes ders almalı. Ordu dönüyor. Bu düne girmedi. Lajos'u tahtından indirmedi. Sakın bitti bu savaş diye düşünmeyin. Kış geçince baharda yine gelecek. Hazırlıklı olun, bitmedi. Sultan Süleyman çok yaşa! Sultan Süleyman çok yaşa! Zaferlerin çıksın aşağı! Sultan Süleyman çok yaşa! Zaferlerin çıksın aşağı! Gel bana sarılalım, aslan parçam benim, gel. Benim babam orada mı sultan oldu? Senin baban yedi cihanın sultanı. Hatice, ben de savaşacağım. Ben de fethedeceğim kaleleri. Edeceksin şehzadem. Ama Mustafa, çok zıplayıp terleme bak. Bak, ateşleniyorsun sonra. Aferin Mahidevran. Senden beklediğim olgunluğu gösterdin. Hürrem'le kavgayı kestin. Sana hiç yakışmıyordu. Sayenizde sultanım, aklımı başıma devşirdiniz. Hatalarımdan ders aldım. Sayenizde. Thank you.
Şehzadem. Oğlum. Hünkârımız geldi. Bizi bugün görecek inşallah. Ya gelmese? Ya bizi yanına çağırmasa? Mustafa ve onun annesi görüp bizi unutursa? Yok yok. Yapmaz. Değil mi oğlum? Sen varsın. Ben varım. Biz de hanedan aile olacağız. Vurma, tekme. Sen beni duydun canım oğlum. Baban geldi. Aslan Mustafa'm. Oh. Oğlum. Mustafa'm. Validem. Ciğerparem, aslan parçam, hünkârım. Hoş geldin. Şehzade geliyor Hürrem Hatun'dan. Biliyorum validem, sevincim sonsuz. Ya öyle mi? Casuslar iyi çalışıyor ha? Hatice'm, o güzel yüzün gülsün artık. Bak Salim'en geldim. Mustafa. İçeriye kapat kapıyı. Şöyle uzaktan baksa. O güzel yürüyüşünü görsen. Yüzünü görmedim ki daha. Senden önce ailesini görüp hasret gideriyordur hünkârımız. Valide Sultan, Hatice Sultan. O kadını da görmüştü ha? E görmüştür elbet. Haseki Sultan değil mi o? O da ailesinden. Ben neyim? Ben kadını değil miyim Sultan Süleyman'ın? Sen ilk önce şehzadeyi doğur. O zaman aileden sayılırsın. Doğuracağım. Göreceksin. Güçlü erkek doğuracağım. Thank you.
beni seviyor musun? O nasıl söz sultanım? Elbette. Benim için her şeyi yapar mısın? Canımı bile veririm. Senin canını değil, Hürrem'inkini istiyorum. Sen demiştin fazlası öldürür diye. Al bu şişeyi. Bu gece yemeğine koydur. Bitsin. Sabaha çıkmasın o kadın. Ama sultanım ben nasıl yaparım? Has odaya giremem ki, yasak. Girenini bul. Rüşvet ver, bir şey yap. Sonra gel, ne dilersen dile benden. Hasodabaşı İbrahim Ağa. Hatice Sultan hava kararınca İncirli'ye gelecek. Bir de şunu yolladı size. Muhakkak orada olacağımı söyleyin. Sümüla! Hürrem Hatun'a söyle hazırlansın. Baş üstüne efendim. Kendi ellerimle getireceğim, merak buyurmayınız. Yavaş yavaş. Hatun dediğin narin yürür. Hürrem zıplama, yüklüsün. Dur, çocuk düşecek. Bu hatun iflah olmaz. Vallahi olmaz. Hünkârım.
Ne oldu, niye çağırdın beni? Yemek vakti, dönmem lazım hemen. Bak şimdi, sana bir şey vereceğim. Bunu Hürrem'in yemeğine koyacaksın. Ne bu? Olmaz, kötü bir şey bu. Kötü falan değil. Sadece bu gece altını tutamayacak Hürrem. İshal olacak. Hünkârın koynunda rahat yatamayacak. Öldürürler beni ya hünkâr da yerse? Hasibe Hatun cırcır olacak. Gebe kadın bir şey dokundu derler. Seninle alakası bile olmaz. Bu şişeyi tatlısına dökeceksin. Hünkârımız tatlı sevmez. Bütün tatlıları o şeytan yer, merak etme. Yap bunu. Seni altına boğacağım. Bak doğru dedin değil mi? Sadece cırcır. Yokluğumda Türkçen tekamül etmiş. Aferin. Mektubu beğendin mi? Sen mi kaleme aldın o mektubu? Doğru söyle. Yazın o kadar iyi mi senin? Hı? Söz benim. Yazın iyi gar kafanın. Ama çalışıyorum güzel yazın. Ver kağıt. Hemen yazayım. Ver. İnanmıyorsun bana. Ya yazımı bozma. Ne yazmışsın bakayım? Sultan benim aşkım. Bak sen. Neler yazarmış benim Hürrem'im. Bakalım Keşnigera. Zehirin miktarı kafi mi? Ayarı tutturmuş muyum? Deli deli konuşma şeker ha. Ağzından yel alsın. Şakası bile kötü. Afiyet olsun hünkârıma. Götürsünler, temizdir. Olsun bakalım. Tatlı hazır. Tatlı hazır, gelin götürün. Aman sallamadan götür. Sakın dağılmasın kaymaklı ayva tatlım. Sudabaşı. Hoş geldiniz sultanım. Kalbimin sultanı efendim. Thank you.
Sağ salim döndüğünüze şükrediyorum. Eyüp Sultan Hazretlerine adak adamıştım. Yarından tezi yok. Bu gözler korudu beni. Savaş meydanında kafire kılıç sallarken hep yanımdaydı. Hep kalbimin üstünde taşıdığım bu mendili sultanım. Hünkârım tatlılar geldi. Gelsin. Tatlılarım gelmiş. Ben ölüyorum tatlı için hünkârım. Bitecek bu acı. Ailem huzur bulacak. Hünkârım beni sevecek yine eskisi gibi. Mustafa'yı beni yanından ayırmayacak. Sultanım. Sen mi geldin? Ne yaptın? Konuştuğumuz gibi. Merak etmeyin. Tabağına kondu. Çoktan yemiştir bile. Emin misin? Sultanım, siz iyi misiniz? Başım çok ağrıyor. Dayanılacak gibi değil. Yavaş ye. Tamam, hepsi senin ama yavaş. Çocuk gibisin, çocuk. Ben değil, oğlun istiyor tatlı. Hürrem, neyin var? Hürrem, ne oldu? Çok acıyor. Ağlar, ne bekçiler? Hürrem. Hünkârım emredin. Hekim başını çağırın. Hürrem. Hürrem, bana bak. Ne duruyorsunuz çabuk? İbrahim! Ateşin başında dalmışım, size mektup yazıyorum. Aniden hünkârım belirdi yanımda. Eyvah. Önce bilemedim ne yapacağımı. Sonra ateşe attım yazdığım mektubu. O yazdığınız hisler yandı gitti mi? Ben hala yanıyorum sultan. Ne yazmışsınız o mektupta? Gözleriniz sultanım. Tuna Nehri'ni, geceyi, ruhumu aydınlatıyor. Affet beni Allah'ım. Başka çarem kalmadı. Hürrem, aç gözünü. Hürrem, kendine gel. Hürrem. Nefes al Hürrem. Hürrem, nefes al. Hürrem, kendine gel Hürrem.
Nefes almıyor. Hürrem. Hürrem kendine gel. Tatlı yiyordu, birden gözleri kaydı, düştü, bayıldı. Getirin. Zehirlenmiş gibi. Ne yapacaksan yap, ölüyor. Hünkârım, başını kaldırıp şunu koklatacağım. Kusarsa kurtarırız. Seda yok. Demek yemedi. Senin o kız yapamadı. Yapsa çoktan haber uçardı. Git bak Taşlığa, dolan da gel. O kızı bul. Yok 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 yok. Çıkma. Bizden şüphelenmesinler. Sultanım, sakin olalım. Birazdan alırız havadisi. Yemin ederim sabaha varmadan müjdeyi... Bak aşağıda birileri koşuyor. Hareketler var. Hayırdır Nigar Kalfa? Sizi arıyordum Hasuda başım. Hünkârımız sizi çağırıyor. Çok acil. Ne oldu? Hürrem Hatun hastalandı. Nasıl? Ateşi var hünkârım. Sirkeli bezlerle saracağım. İnşallah karnındaki sabi zarar görmez. Anne. İyileşeceksin Hürrem. Benim için iyileşeceksin. Hünkârım. Geçmiş olsun. Neredesin Pargalı? Ölsem haberin olmayacak. Siz istirahate çekilince ben de hava almak için yürüyüşe çıkmıştım. Nasıl durumu? İyi değil. Cüret edebilir ki buna. Yediğinden olmasın. Gördüm İbrahim. Gözlerimle gördüm içinden çıkanı. Şimdi ateşler içerisinde yanıyor zehir atmak için. Beni ve onu öldürmeye kalkanı bul. Ben de yiyebilirdim o tatlıdan. Hmm.
Tepsiyi burada tutuyorum. Ha işte o tatlı tabağı. Sümbül'e. Mutfakta, kapıda, bacada kimse bunun sorumlusu. Çabuk bul getir bana onu. Çabuk. Süleyman. Buradayım. Yanındayım Hürrem'im. Oğlum, bebeğim. Geçti. İyi olacaksın. Oğlum da iyi olacak. Git bana Hatice'mi çağır. Dur dur gitme. Ben giderim. Sen yatağımı hazırla. Valide Sultanım. Daha akşam akşam hayırsız bir şeyse hiç söyleme. Mecburum Sultanım. Hürrem Hatun. Zehirlenmiş. Ne? Zehirlenmiş mi? Hatunlar duydunuz mu? Hürrem hastalanmış. Halvette can çekişiyormuş. Ne? Kim dedi bunu? Yalan olmasın. Nigar Kalfa söyledi. Hekim başı uğraşıyormuş kurtarmak için. Lakin vaziyet kötüymüş. Sabaha çıkar mı bilmem. Sultanım, harem çalkalanıyor. Duymuşlar. Ne duymuşlar? Öldü mü o? Can çekişiyormuş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yedi canlı sanki. Git şu Hazibe'yle konuş. Ne yapmış, ilacı az mı koymuş? Bir şey beceremedin Gülşah. Sultanım, siz ne söylediyseniz ben onu yaptım. Benim ne suçum var? Bana cevap verme. Git o suç ortağını da bul kesesini. Aslanım, şimdi haberim oldu. Nasıl Hürrem Hatun? Hürrem'i kaybediyordum neredeyse. Acaba yediği bir şey mi dokundu? Gebe ne de olsa. Zehir varmış yemeğinde. Buraya kadar girdi mi bu zehir? Olamaz aslanım. Kim cesaret edebilir? Anne baba. Öldürdüler beni. Gel al beni. Gitmek yok Hürrem. Seni bırakmam. Sen benim sultanımsın. Hürrem Sultan'sın sen. Dayan Sultan. Nigar Kalfa! Seni keserim. Senin canını alırım. Senin canın ne ki? Bütün halini yerler ederim. Anladın mı beni? Söyle kim koydu seni?
Sana bir gören olacak. Gülsünler. Yaktın beni Gülşah. Hemşerim dedim, kandım sana. Hani ishal olacak, altını tutamayacaktı Hürrem. Hünkârın koynunda duramayacak dediydin. Bak, hatun ölüyor. Kes sesini. Bir duyan olacak şimdi. Gel şuraya. Bırak beni. Yavaş. Gel şurada konuşalım. Gel. Zehir var tatlıda. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Zehir! Nasıl oldu bu? Ne oldu, dilinizi mi yuttunuz? Kim bu hain? Bizim mutfaktan tertemiz çıktı Hasodabaşım. Çeşnigarlar tadıyor, tabakta her şey gözümün önünde oluyor. Allah şahidimizdir. Kim aldı getirdi tepsiyi buraya? Bizden çıkınca biz bilmeyiz ki. Recep almış, haremdeki kızlardan birine teslim etmiş. Hangi kız Sümüla, hangi kız? Bu akşam Hasibe'ye teslim etmişler. O da altın yoldan geçmiş, sizin nöbetçilerden birine vermiş tepsiyi. Nerede Hasibe? Gidin getirin bana onu. Ben yandım, alacaklar başıma. Nasıl kandım sana? Tamam, sus artık. Boşuna telaş ediyorsun. Sana göre bir şey yok, yanan benim. Ben götürdüm tepsiyi, zehri ben koydum. Anlayacaklar hemen. Ama ben doğruyu söyleyeceğim. Beni kandırdığını anlatacağım. Hele bir anlat. Tamam yeter, sus artık. Validem, aldım cevabını. Bak İbrahim ne dedi? Tabakta zehir varmış. Senin dediğin gibi süt kesilmiş, tatlı ekşimiş değil mesele. Mesele benim sarayımda zehir benim soframa kadar girmiş. Çok şükür Rabbim aslanımı korumuş. Hürrem'in, sultanımın karnındaki şehzademin canına kastedildi. Her kimse canını istiyor o hainin. Hasibe zavallı bir kız. O kim? Hürrem'i zehirlemek kim? Mutlak bir işbirliği ettiği vardır. Gökten düşme diye bu zehir.
Hayırdır Gülşah? Ne işin var akşam vakti buralarda? Sultanım başa tutmuştu da biraz kekik yağı alayım diye. Sen git, ben yollatırım Mahidevran Sultanım'a. Yalnız bırakma sultanını. Dolanma buralarda bu gece. Tamam efendim. Allah rahatlık versin. Daya Hatun. Hürrem nasıl? Haber var mı? Uğraşamam şimdi seninle. Hasibe nerede? Görmedik, yok. Ne demek görmedik? Bilen yok mu? En son dün gece taşlıkta gördük. Neden arıyorsunuz? Ya sabır, sana ne? Yat aşağı! Kandilinizi söndürün, uyuyun. Buyur Hatice Sultanım. Duramadım odamda. Dar geldi her yer. Duydun mu Hürrem Hatun başına geleni? Hastaymış. Öyle mi? Hiç haberim yok. Sormayacak mısın ne olmuş diye? Bana ne sultanım? O Rus köleden başka derdim mi yok? Zehirlenmiş. Ya ölürse? Takdir-i ilahi, ne yapalım? Sultanım. Gel Gülşah. Ne oldu, rengin atmış? Kötü haber mi getirdin? Yok. Kekik yağını bulamadım. Sultanımın başı ağrıyor da. Ha. Öyle mi, geçmiş olsun. İyiyim, iyiyim. Kafirin kokladım, iyi geldi. Her yere baktık Daya Hatun. Hiç kimse de görmemiş. Bir tek çamaşırhane kaldı. Siz bakın. Ben yoruldum. Allah'ım, nerede bu Hasibe? Sümbül Ağa, sen de benimle gel. Orası karanlık oluyor. İyi hadi. Çabuk çabuk. Sizin için yaptım sultanım. Yoksa her şeyi itiraf edecekti. Siz de ben de mahvolacaktık. Kendini asmış yani. Kurtulduk. Sen kendine mi mukayese ediyorsun beni? Yalan yanlış bir iş yaptın, eline yüzüne bulaştırdın. Bu suçun cezasını sen çekeceksin. Ben Eseki Sultanım. Bunu o küçük kafandan çıkarma. Sultanım, ben mi istedim böyle olsun? Sen istedin. Hürrem'i sen öldürmek istedin. Nasıl bilirsin Hasibe Bey? İşinde gücünde terbiyeli bilirim. Atın bunların hepsini zindana. Muhafızları, mutfaktakileri herkese alın götürün. O tatlıdan hünkârımız da yeseydi nice olacaktı halimiz. Kaç kişinin ağzına değip buraya kadar geliyor. Siz muhafızlar, çeşnigerler ne işe yararsınız? Her kim bu onurmaz hatayı yaptı, bedelini canıyla ödeyecek. Hasada başım. Şeker Ağa, sen yürü mutfağına. Bulduk. Hasada başım, bulduk.
Yalnız bir şey vuku bulmuştu. Ne olmuş Sümila? Söyle, geveleme lafı. Asmış kendini çamaşırlıkta. Cezasını kendi vermiş. Hasoda başım. Başına geleceklerden korkmuş Zahar. Öyle sallanıyordu çarşafın ucunda. Yok mu bunun bir yakını? Mutlaka bir arkadaşı vardır. Bulun getirin onu bana. Öyle ortalıkta olan bir cariye değildi. İşinde, gücünde... Daha iyi hatun. Bana anlatma. Sen ki bu haremin en kıdemli yöneticisisin. Bana git getir. Anlamam. Hasibe'yi bulmadan Gülşah'ı gördüm. Öyle korkmuş, öyle telaşlı bir hali vardı ki... Ne demek istiyorsun? Gülşah'ı gördük ama Haseki Sultan için ilaç arıyordu. Değil mi Sümbül Ağa? Telaşı ondan yani. Öyle mi? Git bana Gülşah'ı getir. Haydi! Yeter artık, ağlama, sinirlerimi bozma. Sultanım bağışlayın. Gece vakti size rahatsızlık verdim. Has odabaşı İbrahim Ağa Gülşah'ı çağırıyor. Eğer izin verirseniz. Neden çağırıyormuş? Vallahi bilmiyorum. Hemen gelsin dedim. Gidebilirsin Gülşah. Gel şöyle Gülşah. Daya Hatun, bizi yalnız bırak. Ah. Ağlama Gülşah. Ne anlatayım efendim? Ben bir şey bilmiyorum ki. Neden geldim huzurunuza? Gülşah. Ben seni ta Manisa Sarayı'ndan beri tanırım, bilirsin. Benimle böyle konuşma. Bana yalan söyleme. Şah efendim. Ne haddime? Ben size nasıl yalan söylerim? Ama doğruyu söyleyeceksin. Benim bir günahım yok. Her şeyi Mahidevran Sultanım istedi. Zehri o verdi bana. Ben de hemşerim Hasibe'yi buldum.
O da mutfaktan çıkınca koydu. Sus! Tamam sus, kes! Sultanın adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Ölene kadar da kapatacaksın çeneni. Hasibe kendini asmış. Ne malum senin yapmadığın? Sultanım için. Vallahi billahi onun iyiliği sana için. Sana tutma çeneni cacım. Sus! Sus! Anladın mı? Sus. Alın götürün şunu. O bulduğunuzu da yaygaraya mahal vermeden kaldırın noktalıktan. Şükürler olsun Hürrem kurtuldu Pargalı. Hekimbaşı sabaha bir şey kalmaz dedi. Geçmiş olsun hünkârım. Ben meğer çok sevmişim bu hatunu İbrahim. Aklım gitti geldi onu öyle şırpınırken görünce. Sen ne yaptın? Buldun mu haini? İhmali olan herkesi sorguladım hünkârım. Kabahat ihmali olanlar sabah ezanını son kez duyacak. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Asmış kendini. Böylece ona bu görevi kimin verdiğini itiraf edemez. Sen korusan da saklasan da ben bu zehri kimin koydurduğunu biliyorum İbrahim. Hainlik eden uzağında değil. Hepimiz ölmüşüz. Kafirler basmış saraya. Korkma Mustafa. Rüya gördün, geçti. Baban da ben de seni yalnız bırakır mıyız hiç? Savaş bitti. Hünkârımız bize zaferler kazanıp sağ salim geri döndü. Kafirleri yendi. Aslanım benim. Bak. Ailemiz bir arada. Ben yanındayım. Hadi uyu benim aslan oğlum. Rüyanda Mesut ailemizi gör. Hasodabaşı herkesi toplayıp bu iş nasıl oldu diye tek tek sordu. Hasibe bu hainliği nasıl yaptı anlamış diyelim sultanım. Gülşah'ı da sorguya çekti.
Gülşah ne bilsin ki? Neyse dahi. İbrahim ne diyorsa yapın. Yardımcı olun. Bu felaket duyulmadan hallolmalı. Her tedbiri alın. Aslanım, gene mi fenalaştı Hürrem yoksa? Durdur şu hatunu. Sen durdurmazsan ben durdurmasını bilirim. Kimi durduruyorum aslanım, anlamadım. Hasekin'i zapt et. Oğlunun sofrasına zehir koyan kadından, şehzademin anasından bahsediyorum valide. Bu sondur validem. Bu son. Daha tahammül etmem bilesin. Bazı sorular sordu. Ahası Bey'i tanır mısın diye. Ahası Bey'in ölüsünü bulmuşlar. Yakınları kimdir diye sorup soruşturuyorlar. Ben de hemşerisiyim dedim ama çok fazla irtibatım olmaz. Ben hep hashekimin yanındayım dedim. Hürrem'in vaziyeti nasıl, hala ağır mı? Çok kötüymüş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yarın hayırlı bir güne uyanacağız inşallah. Zor bir geceymiş bu gece Pargalı. Sabah olmadı hala. Güneş görmek, aydınlık görmek istiyorum. Sabah olsun, güneş yaşadığımız bu çirkinliklere örtsün istiyorum. Güneş doğacak birazdan hünkârım. Az kaldı. Mahidevran'a gittim. Bu zalimliğin hesabını sormak, onu hayatımdan söküp atmak istedim. Ama yapamadım. Odaya bir girdim ki Mustafa'ya sarılmış ailemizi anlatıyor. Mesut ailemizi. Sevgili, hürmetli, bir arada olan ailemizi. Yapamadım Pargalı. Evladımın o masum yüzünü görünce çıktım. Göstermedim kendimi. Oğlum bizim bir aile olduğumuzu, bir arada huzurla yaşadığımızı düşünsün. Mutlu olsun. Kıyamadım Mustafa'ma. Bunu da bir kenara yazacağım Pargalı. Kalbime bunu asla unutturmayacağım. Ailemizi zehirleyen Mahidevran'ı hiç affetmeyeceğim. Hünkârım, sizin vicdanınız buna izin vermez. İbrahim, kimse benim vicdanımı zorlamasın. O benim vicdanımsa sesini ben istersem eğer duyarım. Bana böyle telkinlerde bulunma. Hata yapan bedelini öder. Hayırlı bir gün olacak. Hissiyatım öyle. Gülşah, bütün belalar def ediliyor. Evet sultanım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun sultanım. Has odabaşı İbrahim Ağa sizinle hemen görüşmek ister.
mühim bir konu vardı. Öyle mi? Bekleyin dışarıda, hemen geliyorum. İbrahim hayırlı haber için çağırıyor. Allah'ım çok şükür dualarımı kabul ettin. Gülşah sevin. Hepimiz kurtulduk. Şuradan başımın örtüsünü ver. Beklemesin İbrahim. Sümbül Ağa, hastanızın vaziyeti nasıl? Epey kötü diye duydum dün gece. Evet, dün gece zor geçti. Epey uğraştık. Yazık feci haldeydi. Ölümden döndü resmen. Lakin şimdi çok daha iyi maşallah. Geldiğiniz için müteşekkirim size. Mühim demişsiniz, o yüzden geldim. Yoksa bu kapı sadece acı veriyor bana artık. Hünkârımız girmesin, bilmesin burada olduğunuzu. Telaş etme. Hünkârımızın gözü beni görmeyeli uzun zaman oldu. Yüzüme bile bakmıyor. Sanki ben yokmuşum. Bunca yıl aynı yastığa baş koymamışız. Şehzadesini doğurmamışım. Yani... Bu yüzden mi onu zehirlemeye kalkıştınız? Evvela yüzük meselesi. Sonra dayak. Sonra da zehir. O tatlıdan hünkârımız da yiyebilirdi sultanım. Zaten koynunu almış zehri. O yılan zehirledi onu. Aklını başından aldı, kör etti. O Rusköy'le hanedanımızı zehirleyecek. Bunları söylemeyin. Siz böyle devam ederseniz, ben sizi de, Şehzademiz Mustafa'yı da koruyamam. Ben size ailem saydım. Değeriniz benim için paha biçilmez. Ben hayatta olduğum, nefes aldığım müddetçe sizi ve Mustafa'yı koruyacağıma dair yemin ettim. Sultan Süleyman'ın korumadığını, gözden çıkardı. Sen nasıl koruyacaksın İbrahim? O kadından uzak duracaksınız. Muhatap olmayın.
Siz Şehzademiz Mustafa ile ilgilenin. Onun hünkârlığa hazırlanması lazım. Vaktinizi sadece buna vakfedin. Duyuyor musun sesini? Mustafa'm olmasa bir an bile düşün. Şimdi kıyardım canımı. Şu kapının ardındakileri düşünme. Bağrına taş bas. Sevdiğin hünkârını paylaşmasını öğren. Ses etme. Kendini yok et, silah diyorsun İbrahim. Peki nasıl dayanacağım ben bunca kedere? Yavaş. Çok yedin yeter. Ben değil. Oğlan istiyor bal kaymak. Tamam sen iyileştin artık. Bak ağzın durmuyor. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Gel buraya. Ben seni ballara, kaymaklara katar yerim, yürürüm. Oh. Gülşah kıyımı, onu bağışla. Yanımda başka kimsem yok. Bir zaman uzaklaşsın buradan. Dolaşmasın ayak altında. Edirne Sarayı'na yollayın onu. Geçecek her şey. Yine mesut olacaksınız eskisi gibi şehzadenizle. Yardım et İbrahim. Bırakma bizi. Tasalanmayın sultan. Sözüm söz. O kadından kurtulmamız lazım. Yoksa o bizden kurtulacak. Senden. Benden. Mustafa'mdan. Dün gece zehirlediler beni. Ya ölseydim? Şimdi kara toprağın altına koymuştu beni. Korkma, sen hep benim yanımda olacaksın. İbrahim sabaha kadar uğraştı kim yaptı diye. İhmali olanlar cezasını çekti. İbrahim çekecek mi ceza? O senin hayatını, benim hayatımı neden kormadı? Neredeydi? Sen düşünme böyle şeyler. İbrahim bilir ne yapacağını. Kaç kere beni ölümden kurtardı biliyor musun? Kestin, bana gidiyorsun. Kızmadım, İbrahim'e bakacağım. Niye kilitli? Bağışlayın hünkârım. Dün gece odama girip çıkan çok olmuştu. Kilitlemiştim, açmayı unutmuşum. Bugün elçiler mi gelecekti? Evet. Rus ve Venedik elçileri arz odasında huzura çıkacaklar. Siz hanımcığa Valide Sultan'a gidiyorsunuz. Ben hazırlıkları başlatayım. Bu sabah validemi görmeyi düşünmüyorum Pargalı. İşimize bakalım.
Hürrem Hatun'a köşedeki daireyi hazır et. Gebeliği hayli ilerledi. Yanına cariyeler verin, hizmetini görsünler. Ne lazımsa bugün bitirin. Nigar Kalfa çabucak halleder sultanım. Sultanım, kendi ellerimle hazırlarım. Endişe buyurmayın. Mutfağı tembihleyin, itinalı beslesinler hatunu. Bir daha hata olmasın. Doğuma kadar kavga, dövüş, şikayet istemiyorum dahi. Seni bilirim ona göre. Nigar Kalfa gözünü seveyim. Bugün bitsin bu iş. Bıktım dahi biliyor musun? Eski saraydaki huzurumu arıyorum. Her an bir hadise. Aslanım dedikçe gelip bana kükrüyor evladım. Nefesim daralıyor. Beni yalnız bırakıp git. Sen yok. Ben ölürsem. 6 yaşındaki Mustafa bile senden makul. İyisin maşallah. Etrafında bu kadar sana bakacak insan var. Sen hala beni yalnız bırakma diyorsun. Senin ruhun çocuk, ruhun. Ben mi, iş mi? Şimdi iş vakti. Akşam senin vaktin. Elçiler geldi, bekliyorlar hünkârım. Hazırım Pargalı. Geçmiş olsun. Beni kim zehirledi biliyorsun? O mesele kapandı. Kapandı ha? Sen kapattın. Sen de bu işin içindesin. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Olur ağa. Emredin susalım. Neredeydin dün gece? Bu sofraya zehirli tatlı geldi. Sen neredeydin? Hürrem Hatun. Sizi daha önce de uyardım. Benimle böyle konuşmaktan sizi men ederim, yoksa... Yoksa ne? Mahidevran Sultan'la beraber beni tekrar öldürmeye mi kalkarsın?